Uyan Güzel. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde hayatlarını mutlulukla dolduracak bir çocuk sahibi olmak isteyen nazik bir kral ve onun güzel kraliçesi yaşarmış. Bir süre sonra dilekleri gerçek olmuş ve bir kızları dünyaya gelmiş. Kral büyük bir kutlama düzenleyerek tüm kasaba halkını küçük prenseslerinin doğumunun sevincine davet etmiş. Parti devam ederken yeni doğan prensese büyü yapan kötü kalpli bir cadının gelişiyle mutlu atmosfer bozulmuş. Cadı, prenses 16. yaş gününde parmağını çıkrağa batıracak, derin sonsuz bir uykuya dalacak ve bir daha uyanmayacak. Kral ve kraliçe çok korkmuş ve üzülmüşler. Cadı gittikten sonra küçük bir melek Aurora'ya yaklaşmış ve şöyle demiş. Cadının büyüsünü iptal edemem ama biraz değiştirebilirim. Derin bir uykuya dalacaksın ama gerçek aşkın öpücüğü bu büyüyü bozacak. Kral kızını korumak için krallıktaki tüm çıkrıkların ve iğnelerin imha edilmesini emretmiş. Yıllar geçtikçe küçük Aurora her geçen gün daha da büyüyordu. Melekler onunla ilgileniyordu ve her zaman onun yanındaydı. Prenses Aurora 16. yaş gününü sabırsızlıkla bekleyen sevimli bir genç kız olmuştu. Ancak kral ve kraliçe onu güvende tutmak istedikleri için doğum günü gecesinde odasında kalmasını ve dışarı çıkmamasını istedi. O gece Aurora odasında daha önce hiç fark etmediği büyük bir kapı gördü. Büyük bir şaşkınlıkla açtı ve içinde keskin bir iğne bulunan bir çıkrık buldu. İğneye dokundu, bayıldı ve derin bir uykuya daldı. Cadı büyüsünün işe yaradığını görmekten memnun olarak ortaya çıktı ve sonra gitti. Küçük melekler Aurora'yı güzel bir yatağa yerleştirdiler. Günler geçti ve sonunda yoldan geçen bir şövalye saraya rastladı. Yanlışlıkla içeri girdiğinde Aurora'nın uyuduğunu keşfetti ve onu inanılmaz derecede güzel buldu. Derin bir sevgi hissederek onu alnından öptü. Öpücükle birlikte prensesin büyüsü bozuldu. Aurora ve şövalye sonsuza dek mutlu yaşadılar. Aşkları sonsuza kadar sürdü.